sevgili çocuklar. Fen bilimleri dersimize sesin oluşması ve yayılması konusuyla devam ediyoruz. Titreşen maddelerin bulunduğu ortama yaydığı enerjiye ses denir çocuklar. Ve ses ortama dalgalar halinde yayılır. Tıpkı denize bir taş attığımızda nasıl su yüzeyinde dalgalar oluşuyor ve açılarak büyüyor. Aynen o şekilde ses de bulunduğu ortama yayılır. Sesin yayılabilmesi için mutlaka bir madde olması gerekir. Ses çocuklar boşlukta yayılmaz. En hızlı yayıldığı katılar, daha sonra sıvılar ve en son gaz maddelerdir. Bir de çocuklar ses kaynakları ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları olarak. Hiçbir insan müdahalesi olmadan doğada var olan sesler doğal ses kaynaklarıdır. Nedir bunlar? İnsan sesi, hayvan sesi, doğadan çıkan örneğin bir gök gürültüsünün sesi, bir şelalenin sesi, bir rüzgarın sesi doğal ses kaynağıdır. İnsanlar tarafından üretilen ve ses çıkarması için insan etkisi gereken yapay ses kaynakları da vardır çocuklar. Nedir bunlar? Müzik aletleri, otomobiller, elektronik aletler, kullandığımız telefonlar, hepsi nedir? Yapay ses kaynağıdır. Geçmişten günümüze ses teknolojileriyle konumuza devam ediyoruz çocuklar. Sesin kaydedilmesini sağlayan ilk araç fonograftı çocuklar ve fonografı 1977 yılında Thomas Edison icat etmiştir. Fonografı gramofon, kaset, pick-up, video, CD, DVD ve son teknoloji olarak cep telefonları takip ediyor çocuklar. Günümüzde yüksek çözünürlükte görüntü ve çok yüksek ses kalitesinde cep telefonları var. Artık bütün bu işlerimizi cep telefonlarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Sesleri kuvvetli ve zayıf olarak ayıran özelliğe sesin şiddeti diyoruz çocuklar. Çocuklar, insanlar belli şiddetteki sesleri duyabilirler. Ancak bazı hayvanların işitme duyuları çok gelişmiştir. Avlanmada ve tehlikeleri fark etmede bu duyularını fazlasıyla kullanırlar çocuklar. Örneğin yarasalar çıkardıkları şiddetli sesin cisimlere çarpıp geri dönmesiyle yönlerini bulurlar. Görme duyuları gelişmemiş olsa da işitme duyuları son derece gelişmiştir. Peki ses şiddetini arttırabilir miyiz? Evet çocuklar, ses şiddetini arttırabildiğimiz cihazlarımız var. Mesela işitme engelli vatandaşlarımız için icat edilmiş işitme cihazları var. Sesin şiddetini arttırıyor. Bu sayede duymayı kolaylaştırıyor. Onun dışında mikrofon, megafon, hoparlör gibi aletlerde ses şiddetini arttırır. Kalabalık bir toplumda veya bizden biraz daha uzakta olan insanlarla rahatlıkla haberleşmemizi, onların bizi duymasını sağlar. Çocuklar, duyamadığımız ses dalgaları nerelerde kullanılır? Örneğin doktorlar kalp ve akciğerlerimizi dinlemek için steteskop kullanırlar. Onun dışında ultrason cihazları, mesela anne karnında bebeğin durumunu gözlemlediğimiz bir cihazı yine ses dalgalarıyla çalışır aynı şekilde. Sonar ses dalgalarıyla deniz dibinin ve deniz canlılarının görüntülenmesini sağlayan bir araçtır. Yine ses dalgalarıyla çalışır çocuklar.